Gürkan abi, bu Ankaracı'nın kaderi mi diyeyim? Mehmet Başkan, başkan olduğu ilk maçta tribünler yasaklıydı. Komple neredeyse ceza alıyordu Konya maçındaki olaylar nedeniyle. Yarım sezonda taraftar yoktu. Şimdi yine bir tarihe geçti Ankaracı. Bütün tribünler neredeyse maça gelenler yasak aldı ve ilk maçta büyük oranda bir taraftar maça gelemeyecek. Evet. Şimdi Ankara Gücü ile 2013 yılında tanıştık ve devamlı içerisinde bulunduk. Ankara Gücü kolay sevmiyor, zoru seviyor. İnşallah bundan sonra önümüzdeki olan bu süreç içerisinde her şeyin daha düzgün olacağını ve özellikle ben bugünkü yapılan kongrenin sonuçlandırılması ve geçmişte de gelecekte de emeği gelecek, geçmişte emeği geçen tüm insanların, özellikle Mehmet İner, herkesin emeği var burada, herkese teşekkür ediyoruz. Ankara Gücü, Ankara'nın takımı, başkentin takımı, bulunduğu yer şu an daha iyi yerler olması lazım. Ben inanıyorum ki ilerleyen süreçte bunu hep beraber göreceğiz, daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Zor kolaylaştıracak bir yönetim geldi diyebilir miyiz? Yani çünkü gerçekten zor bir tablo var ve beklentiler de yüksek. Hem tepkisel boyuttan o zamandır bir tansiyon yükselmişti. Bu normale geçecek hem de ama mali tablo var. Transfer yasağı var. Acil ödenmesi gerekenler var. Bu yönetimin bunu kaldırabilecek gücü hazır mı? Onu merak ediyor taraftar. Şu anda canlı yayını izleyenler. Şu an hazır olarak tespit yapılmış olan bir şey olmamasıyla beraber zaten bu yönetim zoru bilerek geldi, yani bilmeden gelmedi ki. Mali tabloyu 3 aşağı 5 yukarı Ankara Gücü'ne biraz gönül vermiş, Ankara Gücü'nü biraz takip eden herkes biliyor Ankara Gücü'nün ne durumda olduğunu. Yani bu borç şu an yapılmış olan bir borç değil, geçmişten gelen borçlar devam ediyor ve bütün şu anki mevcut yönetime talip olan arkadaşlar da bu borcu bilerek geldi. Kaldırmaya yönelik geldi. İnanarak geldi.